Evet. Ben o kadar şaşkınım ki. Ama çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Seni seviyorum. Seni seviyorum Zeynep. Evet dedin ya, artık ölsem de. Şşt, ne demek o deli? Ben iyileşene kadar bu da sende kalsın. Bu anı, bugünü hiç böyle hayal etmemiştim Zeynep. Ama olsun. Hiçbir şey yarım kalmayacak. Merak etme. Sen yanımdasın ya. İyisin ya. Gerisinin hiç önemi yok. Sen iyi ol. O bana yeter. Bütün bu olanlara inanamıyorum. Önce o kötü haber. Sonra bu. Şu an öyle karmaşığım ki. Umarım bilinçli bir evetti bu. Evet, hem de çok. Oh, şimdi rahatladım işte. Selim. Seni hiç bırakmak istemiyorum ama annen er görmeden gideyim ben. Gitme. Ben de hiç yanından ayrılmak istemiyorum ama biri görebilir. Gitmeni istemiyorum. Yanında kal, ne olur. Ama gitmem lazım. Saklamayalım artık. Herkes biz. Sakın Selim. Ne olur bak, şimdi değil. Ben şimdi gideyim. Hı? Bak inan bana, en doğrusu bu. Peki. Sen öyle hissediyorsan. Tamam. Kız. Peki nasıl? Doktor bey, kanı bulduk. Ne? Allah'ım sana şükürler olsun. Abla? Ver bana şunları. Nasıl olur bu? Onun ne işi var ki burada? Of.
Baban da bastılar zaten. Peki hanımım, Selim Bey nasıl, iyi mi? İyi. Ben de hastaneye gelip onu görmek istiyorum. Sen niye geliyorsun ki? Herkes başında zaten. Merak ettim, bir geçmiş olsun derim. Abartma Gonca, eve gelince söylersin. Ama hanımım çok kötü bir kaza geçirdi. Ay ne oluyor ya? Sen de gel, Kiraz da gelsin, Sadık da gelsin. Cümbür cemaat dolaşalım hastaneye. Of neyse Gonca, kapatıyorum ben. Şuna bak ya. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Hiç mi üzülmedin? Hiç mi için sızlamadı? Nasıl bir vicdanı var bu kadının ya? Nasıl? Yoksa... Anneciğim ne olmuş? Selim kaza geçirmiş. Ne? Ben hemen üstüme bir şey alayım geliyorum. Ne o elindeki? Pirinç. Kiraz istedi. Akşama fırın süperç yapacakmış. Ali Hanım Selim için yap demiş. Selim için mi? Evet. Seviyor ya fırın sütlacını. Akşam gelecek mi ki? Bir geliyor, bir gidiyor. Belki gelmez. Yapabilir mi? Bu kadarını yapabilir mi? Zeynep, Selim nasıl, iyi mi? İyi yani, iyi görünüyor ama... Zeynep? Ne oldu? Yüzün. Evet. Canım ya. Çok sevindim. Selim her şeyi çok farklı düşünmüştü. Ama öyle olmadı. Hiç önemli değil Gülnur. O yaşıyor ya, o bana yeter. İyi misin oğlum? İyiyim anne. Ah yavrum, bizi öyle çok korkuttun ki. Allah'ım sen büyüksün. Evladımız bana bağışladın. Selimciğim. İyi görünüyorsun. Geçmiş olsun. Doğru söyle anneciğim. İyisin değil mi? Bir yerin ağrıyor mu? Doktor çağıralım mı? Anne vallahi merak etme. Anne. Sıkmayalım istersen. Ben mi sıkıyorum? Oğlum o benim. Ölümlerden döndü evladım. Nasıl endişelenmem? Anneciğim, öyle demek istemedi abim. Selim belki bunalıyordur diye. Yoksa endişelenmekte haklısınız Ali Hanım teyzeciğim. Selim Bey, nasıl hissediyorsunuz? Hastamızın sağlık durumu iyiye gidiyor. Raporlarına baktım. Şimdilik bir sorun gözükmüyor. Ama tedbir amaçlı bu gece de misafirimiz olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok güzel bir haber bu. Canım evladım benim. Vergülüm o telefonu. Hayır. Bak size pişi yaparım. O sevdiğiniz top top kurabiyelerden yaparım. Hayır. Ben annemi arayacağım. Olmaz gülüm. Amcamla konuşacağım. Selim amcaya ne olmuş Kiraz teyze?
Bir şey olmamış gülüm. Yalan söyleme. Sen kendin söyledin. Hay benim dilime eşek arısı soksun. Arzu Hanım ağzımdan kaçırdığımı duyarsa didik didik eder beni vallahi. Ver gülüm şu telefonu haydi. Hayır işte. Hayır. 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 Yok. Bu iş iyice çığırından çıktı. Birinin artık bu kadını durdurması lazım. Bu ne ya? Hangi dağda kurt öldü? Vay! Ben rüyamda mı gördüm kız köstebek? Konuşmamız lazım. Konuşuyoruz ya işte. Ya sana anlatmam gereken şeyler var. Anlat. Selim Bey kaza geçirdi. Ha. Ben niye arıyorsun o zaman? Ambulans arasana. Dinleyecek misin beni? Öylesine bir kaza değil bu. Ya sabah sabah çengel bulmaca gibisin yemin ederim ya. Söylediklerinden bir şey anladıysam namerdim. Selim Bey'in geçirdiği kazada Arzu'nun parmağı var. Nasıl yani? Şüpheli hareketleri var. Kesin o yaptı. Kanıtın var mı? Yok ama... Kanıtın yoksa... Ya Selim Bey'i öldürmeye kalktı diyorum sana. Ya bak kendin söylüyorsun işte. Kızım bu karı dengesiz. Manyak bu kadın ya. Yapar. Sağa solu belli olmuyor ki. Onun yaptığını ortaya çıkarabiliriz. Ya dedektif miyim kızım ben ya? Bana bak. Sen de boyundan büyük işlere kalkışma. Sonra bu sosyete karısı senin de gözünü oyar ona göre. Hadi eyvallah. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yanına da tatlı bir şeyler aldım. Onları da buraya koyuyorum. Ne gerek vardı bunca şeye? Zahmet etmişsin. Ay ne zahmeti Aliye Hanım teyzeciğim. Olur mu hiç öyle şey? Hem siz daha kahvaltı etmemiştiniz zaten. Afiyet olsun. Arzu, çocuklarla konuştun mu? Nasıllarmış? Biraz önce Kiraz'la konuştum anneciğim. Çocuklar nasılmış? Vallahi hiç sormayın. Tuğçe bütün gece huysuzlaşmış. Sabah da kalkmış anne anne diye tutturmuş. Müsaadenizle ben eve gideyim çocuklara bakayım. Tabii kızım git. Dün gece de senin kalmana gerek yoktu. Söyledik o kadar git diye.
Olur mu hiç öyle şey anneciğim? Böyle bir durumda hiç içime sinmez. Selimciğim, tekrar çok geçmiş olsun. En kısa zamanda iyileşmeni temenni ediyorum. Beni habersiz bırakmayın. Görüşürüz. Alo, neredesin? Teşekkür ederim. Son çaylarımızı içiyoruz artık ha burada. Çok özledin değil mi kızını? Sorma teslimi. Burnumda tütüyor yavrum. Sabret. 2 gün kaldı duruşmaya. Elif'ime kavuşacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum. Burnumda nasıl tütüyor mis kokulum bir bilsen. Merhaba Orhan abi. Merhaba Meri. Uğrayacaktım sana ama işlerim çıktı. Davayla ilgili bir gelişme var mı? Ne durumdayız? Vallahi Meri, sana iyi haberler vermek isterdim ama maalesef. Elimizdeki deliller çok yetersiz. Bu şartlar altında Melek Hanım çıkarmamız çok zor. Asla ama asla vazgeçmek yok. Lütfen Orhan abi, elinden ne geliyorsa yap. Tamam mı? Tamam Meri, tamam. Tamam. Yüzünde güller açması gerekirken ne bu halin? Ne oldu Zeynep? Baksana şu halimize Gülnur. Keşke seninle başka şartlarda tanışmış olsaydık. Niye öyle diyorsun ki Zeynep? Hem Selim seni çok seviyor. Şartların ne önemi var ki? Peki ailesi? Melek ablaya olanlar, Kenan Bey'le yaşadıkları, Elif. Bütün bunlar ortaya çıktığında ne olacak? Siz birbirinizin arkasında durup ellerinizi bırakmadığınız sürece her şeyin üstesinden gelirsiniz. Korkma. Ay, ama ne kadar korkuttun beni bilemezsin Selimciğim. Ay vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur bundan sonra daha dikkatli ol. Hem sen arabanın kontrollerini yaptırıyor musun bakayım? Ay bak bu tarz şeyler çok önemli. Şakaya gelmez. Vallahi bir daha bu tarz bir haberi yüreğimiz kaldırmaz ona göre. Allah korusun. Sen de yorulmuşsundur Pelin. Teşekkür ederim bilgin için. Sıkılmışsındır da. Sen git istersen. Aa, olur mu öyle şey canım? Sıkılmak ne demek? Hem böyle bir günde yanınızda olmayacağım. Ne zaman olacağım? Baktın mı o adrese Sadık? Rıza ile ilgili bir ipucu var mı? Maalesef Melih Bey. Sordum, soruşturdum ama... Hala bir izi rastlamadım. Vaktimiz çok az kaldı. Kardeşimle o delikte bir gün bile kalmasına razı değilim. O adamı bulmak zorundayız. Anlıyorum Melih Bey. Elimden geleni yapacağım. Tamam. Bir şey duyar ya da görürsen beni hemen haberdar ediyorsun. Tamam Melih Bey.
Vallahi bravo. Çok iyi iş başardın. Tereyağından kıl çeker gibi hallettin. Artık rahat rahat kavuşurlar birbirlerine. Bana bak. Ben ne dediysen onu yaptım. Freni bozdum mu bozdum. Kaza yaptı mı yaptı. Gerisi Allah'ın takdiri. Bana hiç öyle atar gider yapma, canımı da sıkma. Görmeyeli senin dilin uzamış. Daha iki gün önce gözlerin fel fecir okuyordu. Ne oldu şimdi? Neredeyse ölmedi diye zil takıp oynayacaksın. Ne yapsaydım? Gidip kafasına mı sıksaydım? Haklısın. Senin gibi beceriksizlerle çalıştığım için kabahat benim. Bana bak. Lafını bil de konuş. Sen giderken ben dönüyordum. Sen manyaksan ben de psikopatın önde gideneyim. Haddini bil. Lan bu ne ya? Gene leş gibi bırakmış ortalığı. Lan ne diye ben yeğimi ödüyorum ki bu küçük armuda? Gönder gitsin anasını satayım ya. Senin ne işin var burada ya? Beni dinlemek zorundasın. Arzu Hanım. Ya arzu marzu deva var ha. Bıktım artık sizden ya. Ne haliniz varsa görün. Ya senden bir şey istemiyorum. Bir dinle beni. Ya istemiyorum dinlemek ya. İstemiyorum dinlemek. Beni rahat bırakın ya. Gidin kendi işinizi kendiniz görün. Ne yapacaksanız yapın ya. Ya ne olur yalvarıyorum. İki dakika dinle beni. Bak emin ol ikimiz de aynı taraftayız. Bana bak. Şimdi ben sana yapacaklarını söylüyorum. Şşş! Sen kimsin ya bana emir veriyorsun? Emir değil canım, iş ortaklığı. Sen hala anlamadın. Bizim çıkarlarımız ortak. İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Ben senin düşmanın değilim. Nasıl ortaklık bu ya? Daha birinci dakikadan hakaretler, suçlamalar, ha? Bak ben... Kesme lafımı. Sözüm bitmedi. Sen benim açığımı biliyorsan, ben de senin sırlarını biliyorum Arzu Hanım, değil mi? Yanlış anlıyorsun. Ben sadece bu işi... İşmiş yok kızım. Bitti. Artık sen düşün. Pis işlerini yaptıracak da başka birini bul. Hadi. Selim Bey'in başına gelen kaza Arzu Hanım'ın komplosu. Ya o sebep oldu buna. Ya nereden biliyorsun? Elinde kanıtın yok, delilin yok. Yok. Evet ama emin gibiyim. Tüm ipuçlarını birleştirince başka bir ihtimal kalmıyor. Ya iyi de bu sosyetenin kayınbiraderi değil mi Selim? Neden Selim'le uğraşsın ki? Onun derdi sırrını bilenlerle. E ben de onu diyorum işte. Nasıl yani? Yoksa? Evet. E Selim Bey her şeyi biliyor. Elif'in Kenan Bey'in öz kızı olduğunu, kendisinin de öz amcası olduğunu hepsini biliyor. Bizim sosyete yenge Selim'in bildiğini öğrendi he? Aynen öyle. Ya bu yüzden, ya işte bu yüzden Selim Bey'i öldürmek istiyor. Evet, olabilir. Yani yapar. Yapmıştır, inanıyorum. İyi de yani elimizde kanıtımız yok. Bir şey ispat edemeyiz. Söylediği sözler, yüz ifadesi. Kesin, kesin o yaptı. Ya bu bir kaza değil. Ya tamam anladık. Anladık ama elimizde kanıtımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Anca böyle gevezelik eder dururuz ya. Tamam. Peki. Bunu sana kanıtlayacağım. Vay lele. İyice gözü dönmüş bu bizim sosyete karısının. Ulan insan kaynına nasıl kıyar be? Vallahi her şey beklenir bu karıdan ha. Öyle işte Feraye. Çok korktuk ama neyse ki şimdi iyi. Bugün taburcu olacak Allah'ın izniyle. Evet evet, haklısın canım. Biz de öyle teselli buluyoruz. Tamam canım. Döndüğünde konuşuruz o zaman. Hadi iyi bak kendine. Kimdi? Feraye. İzmir'e gitmişti. Selim'in durumunu anlattım. Bu içerideki kız kim İpek? Senin arkadaşın mı? Pelin mi diyorsun? Selim'in okuldan arkadaşı. Hmm.
Dünden beri pek bir ilgili Selim'le. Acaba başka bir durumu var mı diye düşündüm. Kız arkadaşı gibi. Ha, yok. Bildiğim kadarıyla aralarında bir şey yok. Zaten Selim'in hayatında başka biri var. Kim peki? Bilmiyoruz. Soruyoruz ama anlatmıyor. Sır gibi saklıyor hepimizden. Her kimse kalbini fena kaptırmışa benziyor. Allah'ım çok şükür. Şu anı da gördüm ya. Atlattık Aliye teyzeciğim. Bitti. Ama siz de dikkat edin. Üzmeyin kendinizi. Selim iyi, daha da iyi olacak. Elimde değil kızım. Anne, tamam ama. Hazırlanmışsınız. Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz İpek'ciğim. Çok sevindim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol oğlum, sağ ol. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın kimseye. Abim nerede? Çıkış işlemlerini halletmeye gitti. Gelir şimdi. Hadi oğlum, yavaş yavaş kalkmaya çalış. Hadi. Gerek yok. Yardım edeyim. Allah kabul etsin. Sağ ol Zeynep. Senin için de dua ettim Zeynep. İnşallah bundan sonra her şey istediğin gibi olur. Allah bütün iyilikleri, güzellikleri getirir sana. Sağ ol Gülnur. Her şey için. Beni hiç yalnız bırakmadın. Hep yanımda oldun. Biz arkadaşız Zeynep. Tabii ki destek olacağız birbirimize. Yani öyle ağır geldi ki bütün bunlar. Selim'in o kötü haberini duyunca... Allah en ağır imtihanları sevdiği kullarına yaşatırmış. Sabredeceksin. İsyan etmek yok. Buradan bir an önce kurtulmak istiyorum. Her şey yolunda mı? Melek Hanım, size umutlu ve iyi haberlerle gelmek isterdim. Ama... Ama ne? Davan için elde ettiğimiz deliller... Şimdilik tahliye olmanız yeterli değil maalesef. Nasıl olur Orhan Bey? Bakın ben burada kalamam. Benim buradan çıkmam lazım. Ben suçsuzum. Hem kızım... Melek Hanım lütfen sakin olun. Çalışmalarımız dört koldan devam ediyor. En ufak bir şey... Bu süreci etkileyebilir. Fakat... Her şey hazırlık olmakta fayda var. Geldim, geldim. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Küçük Bey nasıl oldu? Allah korumuş, verilmiş sadakası varmış. Gonca nerede? Sabah erkenden çıktı. Çarşıda işi varmış. Anne! Ne oldu Tuğçe? Niye bağırıyorsun? Anne, amcama ne oldu? Niye bize söylemediniz? Bütün gece amcamın yanında mıydınız? Bravo Burcu, seni tebrik ediyorum. Arzu Hanım, anlayamadım. Biz bu konuyu çocuklar duymayacak diye konuşmamış mıydık? Evet ama... Peki sence bunu öğrenmiş olmaları doğru mu? Arzu Hanım haklısınız ama ben söylemedim. Sen söylemediysen kim söyledi peki? Ben söyledim. Ağzımdan kaçıverdi. Kes sesini. Sen söylemiş olsan bile bunu çocuklara duyurmamak Burcu'nun göreviydi. Anne, amcama götür bizi. Hadi anne. Kiraz çocukları içeri götür. Gelin kızlar. Haydi içeri geçelim.
Sen neden buradasın? Cevap ver. Senin bu evdeki görevin ne? Geldiğinden beri kızlarla doğru düzgün ilgilenebildin mi sence? Elimden geleni yapıyorum Arzu Hanım. Beceremiyorsun demek ki. Yapamıyorsun bu işi. Tuğçe hasta oldu. Kızlar asla duymamaları gereken bir şeyi öğrendi. Bunları da yapmayacaksan senin görevin ne? Arzu Hanım. Kes sesini. Bir de karşımda ağlamayacaksın değil mi? Beceriksiz. Kusura bakmayın. Hakaretlerinize daha fazla katlanamayacağım. Ben işten ayrılıyorum. İsabet olur. Acele et. Melek. Melek. Ne oldu, iyi misin? Betim benzin atmış. Kötü bir haber mi aldın yoksa? Yok. Tansiyonum şey oldu herhalde bir anda. Heyecandandır. Tabii çıkacağın gün yaklaştıkça pırpır ediyordur içi. Sen görüşteyken Saadet ablayı çağırdı müdür bey de. Ay inşallah o da güzel haberlerle gelir. Vallahi çifte kutlama yaparız. Ne güzel olur. Hayırlı haberler getirdim de. Saadet abla. İnanamayacaksınız ama bir haftaya kadar kurtuluyorum buradan. Allah be! Ya ben de. Ya Burcu gitme. Burcu abla gitme lütfen. Kızlar yapmayın ama böyle. Hayır ya, sen benim dadımsın. Ben senin gitmene izin vermiyorum. Hepsi benim yüzümden oldu. Tutamadım yine şu çenemi. Ne diyeceğimi bilemiyorum vallahi. Sizinle alakası yok. Geldiğimden beri belliydi böyle olacağı. Lütfen Burcu abla gitme. Gitme ne olur. Kızlar, bakın. Burada daha fazla kalamam. Ama size söz veriyorum. Ne zaman isterseniz görüşebiliriz. Anlaştık mı? Ya. Ama şimdi gitmem lazım. Hadi, üzmeyin beni. Teşekkür ederim Arda Bey. Evet evet çok daha iyi. Şimdilik her şey yolunda görünüyor. Ailesinin yanında zaten. Ben de kısa zamanda toparlar diye düşünüyorum. Evet haberim var sürprizden. Yok hiç önemli değil. Yani ben Selim'e bir şey olacak diye öyle korktum ki. Tekrar çok teşekkürler. Görüşürüz. Benimle evlenir misin Zeynep? Evet.
Kiraz söyledi. Beni sormuşsunuz. Neredesin sen? Kiraz'a söyledim ama. Senin patronun Kiraz mı? O zaman maaşını da Kiraz ödesin. Neredeydin? Çarşıda. Birkaç işlerim vardı, onları hallettim. Şey, Selim Bey nasıl? Dün akşamdan beri 1000 defa sordum. İyi dedim. Daha kaç kere söyleyeceğim? Peki, öğrenebildiniz mi? Nasıl olmuş kaza? Adı üstünde kaza işte. Nereden bileyim ben? Anlıyorum. Peki, bir isteğiniz yoksa ben müsaadenizi istiyorum. Çık çık. İhtiyacım olduğunda da ortadan kaybolursun zaten. Buyurun. Buyurun Küçük Bey. Ama dikkat et oğlum. Tamam, iyiyim anne. Aman. Bizi çok korkuttunuz vallahi. Verilmiş sadakanız varmış. Allah sizi ailenize, sevdiğinize bağışladı. Yaslanın şöyle. İyi misin? İyiyim abi. Selim Bey, hoş geldiniz. Bizi çok korkuttunuz. Sağ ol Gonca. Oğlum, arkana yastık koyayım mı? Durun, durun be, koyarım. Siz kıpırdamayın. Gerek yok Kiraz. Ben sağda et aldırırım. Onu güzelce haşlarım. 2 güne bir şeyciğiniz kalmaz. Eyvah, yengem yine çıldıracak. Kızlar nasıl? İyiler, iyiler. Odadalar. Ben hemen çağırıp geleyim. Of. Biz uyurken ne güzel masal okuyordu, değil mi? Kim bize kukla gösterisi yapacak? Of. Burcu'yu telefonla arayalım mı? Numarası yok ki. Arkasından mı gitsek? Nasıl yetişeceğiz akıllım? Çoktan gitmiştir. Buldum. Taksi çağırıp peşinden gidelim. Tuğçe ama annen. Of. Sen mi geldin Kiraz? Ne o? Beğenemediniz mi? Burcu abla geldi sanmıştık. Öğretmen hanım değil ama çok sevdiğiniz başka biri geldi. Kim? Selim amcanız geldi kızlar. Yaşasın, amcam gelmiş, amcam gelmiş. Selimciğim, istersen odana götürelim canım seni. Yatağında yat. Şimdilik iyiyim anneciğim böyle. Tamam oğlum, nasıl istersen. Çok ağrısızın var mı oğlum? İyi misin Selim amca? Seni çok merak ettik. İyiyim Elifciğim. Hastanede miydin sen? Ne oldu? Biraz hastalanmıştım ama şimdi iyiyim. Siz nasılsınız? Biz hiç iyi değiliz. Niye? Annem Burcu'ya çok kızdı. Azarladı onu. Burcu da çok üzüldü, gitti. Gitti mi? Temelli mi gitti? Bavulunu da alıp gitti. Yalvardık gitmesin diye. Annem öyle söyleyince tabii Burcu ablaya. Selimciğim, evine hoş geldin. Tekrar geçmiş olsun. Selim'i nereden tanıyor acaba? Nasıl yakınlaşmış olabilirler ki? Hem de sevgili olabilecek kadar.
Buyurun, kime bakmıştınız? Ben Melih. Yeni ev sahibinizim. Aa, öyle mi? Melek abla bahsetmişti. Zeynep bende. Memnun oldum. Bu arada yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ne demek? Rica ederim. Siz niçin gelmiştiniz? Ha, evde yapılması gereken tadilatlar vardı. Melek Hanım'la konuşmuştuk. O çıkmadan halledelim diyorum. Öyle mi? Ya kusura bakmayın, size böyle kapıda bıraktım. Buyurun lütfen. Estağfurullah. Hem ben çat kapı geldim böyle. Siz kusura bakmayın. Kendisi gitmek istedi. Kendi kararı, bana sormayın. Burcu halinden gayet memnundu. Kızlar da çok seviyordu. Ayrıca bu işe ihtiyacı da vardı. Doğrudur, orasını bilemem. Ama kendi karar verdiğine göre her şeyi düşünmüştür herhalde. Nasıl yani? Ben ayrılıyorum mu dedi? Evet hayatım, aynen öyle söyledi. Yenge, daha dün ne yaptın, ne çabuk unuttun? Ne yapacaktım? Kızım hasta etti diye madalya mı takacaktım? Tamam yeter. Şimdi tartışmanın hiç sırası değil. Tartışmıyorum anne. Tartışılacak bir şey yok. Burcu Bey'e tekrar gelecek. Bu kadar. Mutfak dolap kapakları da kırıktı. Ya evet, onlara bizim de elimiz değmedi bir türlü. Ha, bir de bu odanın tavanı akıyor. Öyle mi? Bir bakayım. Bu yatak? Melek ablanın kızının yatağı. Melek Hanım'ın çocuğu mu var? Evet. Evet.